Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Şu anda Filipinlerin belki de en tehlikeli mahallesindeyiz. Hatta belki de değil, en tehlikeli mahallesindeyiz. Acayip bir yer burası. 650 binden fazla insan yaşadığı söylenilen bir gecekondu mahallesi. Bilmiyorum ses nasıl geliyor şu anda. Umarım temiz geliyordur. Harici mikrofon kullanıyorum. Etraf inanılmaz gürültülü. Çöpten yemek yiyen insanlardan tutun. Birçok şey göreceğiz. Arkamızda bir gecekondu mahallesi. Evlere bakar mısınız? Tenekelerin üzerinde tamamen. Bayağı fakirler insanlar. Bu şekilde konteynerlarda yaşıyorlar. Bakın hemen şurada bildiğiniz adamlar çöp topluyor. Yani çöpten yemek yiyorlar. Bakar mısınız? Bu kadarını beklemiyordum. Açıkçası. Hey bro. Yeah, I'm blogger. Blogger. I'm from Turkey. Turkey. Yeah. I speak English and then Speak English, Spanish, Tagalog, Turkish. Tagalog. Tagalog, no Tagalog. Huh? It's dangerous here for recording video. No. It's okay? No, it's okay, no problem. You can walk here anytime. What about the streets? The streets? No. It's okay? No problem here. No problem here. No problem here? Yeah. Okay. Görüyorsun, problem yok diyor. Okay, no. Thank you my friend. What's your name? Jerry. Yeah, Jerry. Okay, nice to meet you. You want tour? Maybe later. I will come back later. I will see over here. Maybe later I will come back. Okay, thank you. Sorun yok diyor. Burada diyor video çekersin. Bakar mısınız şu çöplere? Mobilyalar, çöpler. Çok farklı bir hayat sürüyor ya insanlar. Videoya çok hızlı bir giriş yaptık burada. Şu an bulunduğumuz yere ben bile inanamıyorum. Belki günlük 1-2 dolarla yaşıyor buradaki insanlar. Belki daha az paralarla yaşıyorlar. Ya çok acayip bir durum var ya. Şöyle bir karşıya geçiyorum abi şimdi. Biraz sıkıntılı. Hey, how are you my friend? Hey. What's your name? Do you live here? Okay. Video istemiyorum diyor. Furkan Goset. Okay, I will text it. Şimdi dostlar, asıl olayların döndüğü yere giriş yapıyorum. Biraz değişik bir yer. Farklı bir mahalle. İnsanlar burada hayatlarını sürüyorlar. Evlerin dışarısı hep bu şekilde tenekelerle kaplı. Filipinlerin belki de en fakir yerlerinden bir tanesindeyiz. Bilmiyorum insanlar nasıl karşılayacaklar. Direkt giriyorum. Hello my friend. How are you? I'm Ronald Otlan. Ronald Otlan. Okay, nice to meet you. I'm Furkan. What is your YouTube channel? Furkan Goset, my YouTube channel. Bakın burada evler var. Can I pass over there to show? Can I pass? Okay, geç dediler. Dur bakalım, şöyle giriyoruz. Bakar mısınız dostlar, burada nasıl hayatlar var? İnsanların evleri. Yani şu anda Filipinlerin en ilginç sokaklarındayız. Hello, how are you? Bakın şöyle bir yukarı göstereceğim. Böyle bir ortam. Her yerde insanların dip dibe evleri yer alıyor. Do you live here? Do you live here? Hello. Bakar mısınız ya? Acayip yerlere giriş yaptım, daha gelir gelmez. Your house. Is your house? Yes, la dom. Wow. Bakar mısınız? Yerel bir ev burada. This our house. Ah, you live here. Yeah, this my brother. So people from here, they pay for rent or anything? No, electricity. This our own house. Own house. Yeah. But normally people pay here for rent, for electricity. Yeah, some people, the poor people. But they pay? Lot of here is our own house. It's YouTube. Ah. Yeah, that's my YouTube channel. Too much late. Thailand, yeah. Not here, no mafia here. What is no mafia? Mafia. No mafia. Şöyle gidelim bakalım. Where country you came from? Turkey. 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 Istanbul. 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 Yeah, do you know Istanbul? Place, yeah. Here, I come here before. Here. I was there before. You visit Istanbul? Yes. When? I was working the ship before, and then. You were working the ship.
So when did you go to Istanbul? When did you go to Istanbul? When? 5 years ago? Beautiful place, Istanbul. Yeah, beautiful place, Istanbul, exactly. Okay, I go around. Okay, okay, see you. Şöyle gidelim bakalım. Bakar mısınız şunlara? Ne haber lan? Ne haber? İnsanlar aşırı derecede sıcakkanlılar dostlar. Yani tehlikeli diyorlar böyle yerlere ama herhangi bir tehlike hissediyor musunuz siz? İnsanlar ne kadar sıcak karşıladılar görüyor musunuz? 650 bin lira belki 1,5-2 milyon insanın burada yaşadığını söylüyorlar. Filipin genelinde toplamda 3.7 milyon ile 10 milyon insan bu şekilde mahallelerde yaşıyor. Geçen bölümde mezarlıkta yaşayan insanları ziyaret etmiştik. Bu bölümde ise böyle bir mahalleyi ziyaret ediyoruz. İlginç yerlere girmeye, gezmeye devam ediyoruz. Buradaki insanlar büyük ihtimalle elektriğe para ödemiyorlar. Yani ben bir cevap alamadım. Hey, how are you? No answer. Bakın buradaki bir seyyar satıcı. Bu şekilde patates kızartması satıyorlar burada. Müzikler lazım. Hello. I'm good. How are you? I'm Borty. Borty. I'm Furkan. Abi bu tarz mahallelere girdiğinizde işte bunlarla çok karşılaşıyorsunuz. Turkey. What's your name? Furkan. Furkan. What's your name? Morty. Morty. Okay. Hey, what's up? How's going? You okay, live here okay, in Tondo? Okay. Yeah. You live here in yeah, Tondo? Yeah, yeah, yeah. For my 24 years. 24 years. Yeah. So how old Since are you? Since birth. Since birth. I'm born in Das Marinas, Cavite, sir. You're born where? Das Marinas, Cavite. Yeah. Another neighborhood? Cities. Another city. Oh, yeah, okay. Yeah. I go to Tondo, I'm 6 years old. For schooling. Schooling. This is my school. Here's your school. Here's also school. That's nice. Okay, keep going. Yeah. What's your name, bro? Iban, sir. Iban, sir. Yeah, we sell Ugai, sir. Nice t-shirts. Drifted t-shirt. Nice. Yeah. Okay, nice to meet you guys. Thank you, sir. Thank you. Where are you from? I'm from Turkey. You're from Turkey? Yeah, I'm What's from Turkey. What's your channel, sir? Furkan Gosek. For YouTube? The yeah. YouTube? Okay, I will text you. Yeah. Subscribe you, sir. Galiba hemen şurada basketbol oynanıyor. Basketbol Filipinler'in milli spor dostlar. Nereye giderseniz gidin. Basketbol oynayan birilerini görüyorsunuz. Ben de eski basketbol oyuncusu olarak 8 yılımı vermiş birisi olarak bu spora bayılıyorum tabii ki güzelliğe. Hey! Ben de çağırıyor oynamam ama. Oynasam mı? How's going bro? What's up? What's your name? What's up? Oğlan. Aplak ben ha. Abi nasıl bir ortama düştüm ben? Abi direkt kaçacağım buradan. Burada okul varmış zamanında. Okul olduğundan dolayı herkesin dikkati üzerimizde. Şöyle geçelim. Bütün mahalle şu. Bye bye. Yo yo yo. Yo yo yo. Şurada birisi var. Gidelim yanına. Hey, how are you? Black yanga. What? Black. Black? Yeah, black is a block, yeah. Black. Welcome to Philippines. Yeah, thank you, bro. Tehlikeli denilen yerlerde insanlar ne kadar sıcaklar görüyorsunuz dostlar yani. Çok farklı ya. Burası. Yeni evler de var aralarda böyle ama yeni evler eski. Bayağı eski hatta. Burası galiba ana cadde gibi bir yerde bölgede bunlar. Bakın yine mototaksilerden çok görüyoruz içeride. Hello. İnsanlar turist görmeye alışık olmadığı için herkes böyle bana selam vermenin peşinde. Benimle konuşmanın derdinde. İnanılmaz sıcak yerler. Ben daha önce bir yerde bu kadar sıcak karşılandığımı hatırlamıyorum.
çok azdır herhalde bu kadar insanlar sıcak karşıladığı nokta. Evlerin dışarısı da genelde bu şekilde derme çatma, ne diyeyim, tenekeler var. Bu şekilde metallerle, levhalarla evlerin dışarısını kaplıyorlar ve yaşıyorlar burada. Yani bu evlerin birçoğu derme çatma evler aslında. Ne kadar çok motor geçiyor görüyor musunuz bu arada? Çok fazla motor geçiyor. Bakın buradaki bir seyyar satıcı yine. Hello. Herkes el sallıyor, kamerada çıkmak istiyor. Burada galiba sandviç tarzı bir şeyler satıyorlar. Thank you. Bakın yine burada yerel bir ev. Sadece bir odadan oluşan bir ev dostlar. Tamamen kendi imkanlarıyla inşa etmişler. İnsanlar bir şekilde buraya yerleşmiş zamanında ve şu anda da yaşıyorlar. What's the name of your blog? My YouTube channel? Yes. I will text you now. Burası çok büyük bir bölge. Mahalleden ziyade aslında bir şehir. Çok büyük bir şehir. Bu arada bakın bu şekilde rüzsüz gezen, evsiz insanlar da var. Ama genelde buradaki insanlar normal evlerinde yaşayan, hayatlarını sürdüren insanlar. 650 binden fazla insanın yaşadığı bir gecekondu mahallesi düşünün, hayal edin. Yani aslında bir şehir burası. Dünya üzerindeki birçok şehirden daha büyük bir yer. Dünya üzerindeki birçok şehrin nüfusu bu kadar yok. Hal böyle olunca burası insanların turistlere asla tavsiye etmediği, asla gitmeyin dediği noktalardan bir tanesi Filipin'de. Şu manzaraya bakar mısınız? Yani normal Manila ile buranın alakası dahi yok. Hello my friend. Just walking around. My friends. I'm just walking around. Oh my god. Lakad lakad lang kami. Hala hala. Walking walking. Yeah, walking. Is okay to walk here. Welcome to Philippines, my friends. Marami rito ano, kainan. Okay. Where? Ingat friends, ingat. Okay. Bye bye. Dünyanın en büyük gecekondu mahallelerinden birinin derinliklerinde bir sokaktayım ve bakın karşımızda ne satılıyor. Döner kebap. Dünyanın her yerinde döneri görebiliyorsunuz abi. Bu arada 70'e satıyorlar. Yani aşırı ucuz ama pek sağlıklı durduğunu söyleyemeyeceğim. Büyük ihtimalle domuzdan yapılma. Bu şekilde satıyor abimiz. Dünyanın her yerinde satılan bir yemek dostlar. Döner yiyenlere iyi derseniz gidin görüyorsunuz. Kablolara bakar mısınız bu arada? Ne kadar çok kablo var etrafta. Yani mahalle sokak sokak değişiyor sanki. Her girdiğim sokakta başka bir manzara görüyorum gibi. Hey! Herkesin ilgisi bende ya. Herkesin ilgisi bende. Burası illegal işlerin, uyuşturucu ticaretinin, birçok şeyin döndüğü bir yer dostlar. Ya, tabii ki böyle bir ortamda bunlar olacak. Ama burada yaşayan insanlar öyle insanlar değil yani. Hani gecekondu mahallesi deyince insanlar zannediyor ki herkes orada uyuşturucu satıyor, herkes hırsız. Hayır, burada yaşayan halk sadece fakir halk. Onların ne kadar sıcakkanlı olduğunu, ne kadar zararsız ve iyi insanlar olduklarını aslında görüyoruz burada. Ve bakın burada maddi durumu iyi olan insanlar da yaşıyor. Sadece maddi durumu kötü olan insanlar değil, maddi durumu iyi olan, burada yaşamayı sevdiği için burada yaşayan insanlar da var. Çok fazla çocuk görüyorum. Galiba buradaki bir hurdacı. Burada galiba hurdaları ayrıştırıyorlar. Şöyle gördüm. Hello. Utandı ablamız. What's your name? I'm Furkan. Hello. Hello. Gang. Filipin dostlar. Şurada görüyorsunuz pandemide çok ciddi bir rekor kırıyor. Pandemide bu ülkede çocuk yapma rekoru kırılıyor. Son yılların en yüksek doğum oranı pandemide yakalanıyor. Adeta bir yandan nüfus patlaması yaşanıyor. Ve görüyorsunuz etrafta ne kadar çok çocuk var. İlk defa bu kadar çocuğu bir arada görüyorum galiba bir mahallede. Şimdi şurada bilardo oynayan insanları gördüm. Bilardo değil galiba başka bir şey bu. Gerçekten ne bilmiyorum. How do you call this game? Pool. Pool, it's pool. Bilardoymuş ama. Can you come closer? Şöyle göstereyim. Farklı bir çeşit bilardo oynuyorlar. Bakın şurada delikler var. Bu rakamları o deliklerden geçirmeye çalışıyorlar. It's like different kind of billar. Yes. Farklı bir bilardo çeşidiymiş. Sokağın ortasında böyle oynuyorlar. Thank you.
Şurada bir sokak yemeği satıcısı gördüm. Satılan yemekleri bir göstermek istiyorum. İlginç yemek çeşitleri var. Galiba şu domuz. Şurada bir şey görüyorum ama bu ne bilmiyorum. Patates mi? Sucuk mu? Hiçbir fikrim yok. Şurada şehriyeli pilav var. Aynı bizde olduğu gibi. Yine sosis çeşitleri ve değişik yemekler. Çocuklar takıldı peşimize. Bakın yine burada bilardo oynuyorlar. Farklı bir çeşit bilardo. Galiba bayağı seviliyor burada. Tamamen lokal sokaklardayız şu anda. Bakın abimiz burada ne satıyor? Bir içecek galiba. What he sell? What he sell? Taho. What is taho? That's like tokwa. Tokwa. Taho. What do you sell? Milk. Ah, milk. Ah, okay, okay. Ah, yogurt. Ah, yogurt. Ah, okay, okay. Yogurt galiba. Thank you. How do you say milk in Tagalog? Gatas. Gatas. Bakın burada da güvercin besliyorlar. Bu mahallelerde çok fazla güvercin beslendiğini görüyorum. Bakar mısınız? Sokağa böyle kafesleri yapmış abimiz burada besliyor. Kültürün bir parçası yani. Hello. How are you? It's microphone. What's your name? Romney. 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 Do you live here, Romney? Do you live here? Abi bizi tanıdı. I like your tattoos. Nice tattoos. Bakın yine burada o oyundan oynuyorlar. Sokak boyunca her yerde görüyorum. Pool, right? Yeah. Everyone is play pool here. I'm seeing a lot of people playing pool. This is the one, Hustler. Hustler, he. Very good in playing pool. Good player. Seni sevdi diyor. Shout out SQLT. Shout out sa inyo, galingan niyo po mag-basketball. Hey, Stephen Curry. İnsanlar acayip sıcakkanlılar. Kız az önce benimle dalga geçiyor. Diyor ki bak diyor arkadaşım seni istiyor. Al arkadaşımı. Bakın yine laf atıyorlar. Badminton oynayan çok insan var ya. You play badminton? Yes. What's your blog? Furkan Goset. My name. Furkan Goset. I search now. Bir yandan da video çekmekte zorlandığım bir yer oluyor. Çünkü herkes kameraya konuşmak istiyor. Ne yapacağımı bilemiyorum dostlar. İnsanlar o kadar sıcakkanlı ki. Ha, en büyük derdimiz bu olsun. Hello, how are you? Fine. Çok fakirler ama inanılmaz mutlular ya. Gerçekten. Of course. Çocuklara bakar mısınız? Burada sokak yemeği kültürü çok yaygın anladığım kadarıyla. Bakın soya filizleri. Şu ne bilmiyorum, bir meyve galiba. Sosis çeşitleri bu şekilde, pirinç topu gibi bir top ve böyle burada satıyorlar. Yani böyle bir yerde sokak yemeği olması normal diye düşünüyorum ama her yerde görüyorum, her yerde karşıma çıkıyor. Bu şekilde böyle sokak yemekleri satılıyor. Ve hepsi de iş yapıyor bu arada. Hepsi de bayağı kalabalık yani. Çocuklar da önümüzden ayrılmıyor. Hello. Arkadaşımız çek dedi. Çekelim bakalım şöyle. Bakın tavuk ayakları. Şöyle ciğer gibi bir şey. Bu ne bilmiyorum. Yine galiba tavuk ayağı gibi bir şey. Burada böyle satıyorlar. İlginç. Buranın kebabı da bu olsa gerek. Galiba şu da bağırsak gibi bir şey. İlginç yemekler. Squid. Aa. Burada da kurutulmuş balık ve galiba ahtapot. Abi video falan çekemiyoruz yani, şu anda iptalim ben. Yani video çekeceğiz diye geldik ama o kadar sıcakkanlı ki insanlar, öyle bir karşıladılar ki yani video çekmek falan hikaye oldu. O kadar zor ki video çekmesi, anlatamam yani. 5 yıllık gezi hayatım boyunca en mutlu insanları gördüğüm yer olabilir bu arada. Yani bu kadar mutlu, bu kadar neşeli, turiste bu kadar ilgi duyan insanları başka hiçbir yerde görmemiştim herhalde. Bakın yine bir basketbol potası. Basketbol sınıf tanımıyor burada. Çok seviliyor. Herkes basketbol oynuyor.
Yani insanların imkanları ortada ama kendi imkanlarıyla poten inşa ediyorlar ve devam ediyorlar yani basketbol oynamaya. Çok seviyorlar basketbolu. NBA'yi izliyorlar, onlara örnek alıyorlar. Birçoğunun hayali burada yaşayan insanların basketbolcu olmak. Ne bileyim Brezilya'da falan insanların hayali futbolcu olmaktır. Filipinler'de de basketbolcu olmak. Bakın şöyle yerel bir sokak çene. Elektrik kablolara gidiyor yukarıdan. Şurada yerel bir insanın evini görüyorsunuz hemen. Tellerle dışını kaplamış yine. Hatta tam kaplayamamış da bu şekilde buralarda yaşıyorlar. Şöyle küçük bir sokağa giriyorum. Konfetilerle kaplamışlar sokağın her yerini. Yani bayağı aslında insanların yaşam alanına giriyoruz şu anda. Ne kadar doğru bir şey yapıyorum bilmiyorum ama bir tehlike hissetmediğim için gireceğim. Bakar mısınız? Her yer tellerle kaplanmış. Burada günlük birkaç dolar hayatını sürüyorlar. Hello. İnsanlar burada belki günlük birkaç dolar hayatlarını sürüyor. Bakın buranın bakkalı. Şöyle küçük bir bakkal. Dışını parmaklıklarla kaplamışlar. Aynı Brezilya'daki favelalar gibi ama daha büyük ve onun dağlık yerlerde olmayan versiyonu. İnsanların evlerini görüyorsunuz bu şekilde genel olarak. Hello. Hem bu kadar maddi imkansızlıklar içerisinde olup hem de bu kadar mutlu neşeli olmak inanılmaz bir şey ya. Gerçekten. Sokaklar daracık. Kaybolma ihtimalini çok yüksek. Hello. Sokaktan selam veriyor insanlar artık her yerden. Her yerden selam veriyorlar ya. Bu arada dövmesi olan çok insan var. Ya bilmiyorum bir anlamı var mı? Oh, nice tattoos bro. Bakar mısınız şu dövmelere? Burada galiba Atari oynuyorlar, bilgisayar oyunları oynuyorlar. Gittiğim mezarlıkta da bundan görmüştüm. Bildiğiniz burada mahallenin ortasında sokakta bilgisayar oyunları oynuyorlar. İnternet kafe gibi bir şey burası burada. Bakın burası da burada yer alan bir internet kafeymiş yine. Şöyle göstereyim. Çocuklar içeride oyun oynuyorlar. Bilmiyorum ne kadar belli olacak. Hello. Hello. Bayağı içeride bilgisayar oyunları oynanıyor. Küçücük böyle internet kafeler var buralarda. Söyleyecek kelime bulamıyorum ya. Gerçekten harika insanlar. Az önce adam yerde duş alıyordu. Bildiğiniz adam yerde duş alıyordu. Yani gördüm gözlerimle ama çekmek istemedim. Evlerinde su yok yani bazılarının. Adam leğene su doldurmuş sokakta duş alıyor. Ama buna rağmen, bu durumlarına rağmen bu insanlar bu kadar mutlular. Aslında en mutlu ikinci ülke seçilmiş Filipin. Ama muhtemelen şu anda bulunduğumuz mahalle en mutlu ülkesi olabilir. Filipinlerin en tehlikeli mahallesi olarak adlandırıyorlar burayı. Ama bence aynı zamanda Filipinlerin en mutlu mahallesi de burası olabilir. Bakın lastikleri nasıl taşıyorlar. Bildiğiniz araba lastiklerini bu şekilde taşıyorlar. Latin Amerika'da böyle bir yerde video çekmeye kalksam olacakları düşünmek bile istemiyorum. Yani son derece tehlikeli olurdu. Turlayıdan insanlar dahi video çekmeye korkuyorlardı. Ama burada görüyorsunuz hiçbir sorun yok. Bu arada arkadaşım benimle beraber geldi. O bana eşlik ediyor burada. Bir Filipinli'nin olması yanında iyi oldu. What was your name bro? This is Greg Robinson. Greg Robinson. Yes. So what do you think about this neighborhood? Oh my god, it's so very warm and you know there's so a smiling face here. I thought they are so dangerous but not. I'm Filipino, but when I come here, oh my god, so different. Yeah, they thought always that they're dangerous but not. They are so nice people here. Everyone say here is the most dangerous neighborhood of Philippines. Like, is that true? Like normally, like people say, it's the most dangerous neighborhood, right? Yeah, it's not. They said dangerous, but not. I not agree. It's a nice people here. Right now, I don't agree too because it looks completely different. I don't feel any danger. Yeah, any danger. Let's keep going. Bakın yine bir sokak yemeği burada. Şöyle göstereyim. What's this? Sopa. Sopa. Ah, çorba satıyorlarmış. Sopas. Sopa. Okay. Sopa, spagetti. Bu şekilde sokak yemekleri. Thank you. Şurada gördüğüm eve bakar mısınız? Yani tamamen derme çatma evler. Tahtadan yapılma, metal çinko levhalardan vesaire yapılma. Ama insanlar bu evlerde bir şekilde yaşıyorlar. Çocuklar yine peşimizde bu arada. Herkes bağırıyor bir şekilde. Kendini belli etmeye çalışıyor. Bugan. Nice tattoos you have. Really good tattoo. My name, family name. Like,
a lot of people have here tattoo, right? Yeah. I saw a lot of people with tattoos. Have any meaning your tattoos? What, this? Yeah. What is the meaning? Gun, this gun. Is a dragon? Yeah, gun. Gun? Gun is a you have a fraternity, it's a gun. Fraternity. What's that? You have a fraternity group. Ah. Yeah. Ah, that's nice. Okay, thank you. What country you are? I came from Turkey. Turkey? Yeah, Turkey. I came Turkey. From Saudi. Saudi Arabia. Saudi Arabia. You went there? You went to Saudi Arabia? Yeah. Now no more. So you lived there in Saudi Arabia for how long time? 19 years. Wow, such a long time. And do you like Saudi Arabia? Do you like it? Before, now no more. No more? Before, but now. Before, now yeah, no more. Because, nice to meet you. What's your name? Furkan. 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 Yeah, Furkan. Furkan Gosen. Furkan Gosen. Freddy. Freddy. Yeah. Okay, nice to meet you, Freddy. Az önce gördüğümüz adam dövmelerin anlamını sorduğumda bağlı olduğu çetenin dövmeleri olduğunu söyledi. Gerçekten şaşırdım. Bağlı olduğu çetenin dövmeleri vardı üzerinde ve bu şekilde dövmesi olan çok fazla insan gördük. Latin Amerika'da da böyleydi. Eğer bir çete üyesiyseniz üzerinizde bu üyeliği belirten dövmeler oluyordu. Adamın üzerinde bir ejderha dövmesi vardı. Şu ana kadar aslında birçok çete üyesiyle karşılaşmışız burada ama farkında değilmişiz. Çete üyelerinin olduğu bir yerde aslında video çekimi gerçekleştiriyorum. Ve insanlar inanılmaz derece sıcaklar. Eğer gösterebilirsem daha çok kişinin dövmelerini yakından göstermeye çalışacağım. Abimiz galiba bir kılıç yapıyor. Hello. Bu şekilde tahtadan bir kılıcı elinde falçatayla oyuyor. Bakar mısınız? Dövmelerini ve façalarını yoruyor musunuz? Herkes de böyle dövmeler yer alıyor işte dostlar. Yani aslında insanların hiçbir zararı yok. Yakından çekiyorum. Ama geç de olsa şunu fark ettim ki buradaki birçok insan aslında belli başlı grupların, çetelerin bir parçası. Hey! How are you? I'm good. I'm good. Do you feel in Tondo? Kamera görünce kaçtılar. So, do you live here in Tondo? Tondo. Ah, nice. Do you like to live here? What's your name? Paul. 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 Okay, nice to meet you, Paul. Nice. Bakın bu araçlar Filipinler'de ulaşımda çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bunlar 2. Dünya Savaşı sonrası Amerikan askerlerinin burada bıraktığı araçlar. Filipin hükümeti o dönemde bu araçları kullanmaya karar veriyor toplu taşımada ihtiyaçları olduğu için ve sonrasında ülkenin sembolüne dönüştüğü için bu araçlar bu şekilde kullanılmaya devam ediyor. Bugün halen daha bunların yenileri de aynı bu şekilde yapılıyor. Ülkenin sembolüne dönüştüğü için bu muhtemelen bayağı eskidir. Herhalde 2. Dünya Savaşı'ndan bile kalma olabilir. Aktif bir şekilde kullanılıyor. Bu araçlarla şehrin her yerine gidebiliyorsunuz neredeyse. Bakın biz sokağın ortasındayız. Gecekondu Mahallesi'nde. Bizde sokakta futbol oynarlar ya. Burada işte basketbol oynanıyor. Her yerde insanlar bir şekilde bir pota bulup basketbol oynuyorlar abi. Yani inanılmaz derecede seviliyor. Hey! You wanna play? You wanna play? Everyone playing basketball here, yeah. I think. Yeah, I can play, yeah. Şimdi burada biraz basketbol oynayacağım arkadaşlarla. Bakalım nasıl olacak. Ah, for the drinks.
Biraz oynadım ama tükendim abi, gerçekten güzeldi. Thank you bro. Thank you. Why people have a lot of tattoos here in the street? Yeah. Because it's dark. Because of his art. I hope so. Nice tattoo. Wow, a lot of. What's that? Jesus Christ and Mama Jesus Mary. Jesus Christ, ah, okay. Yeah. Nice bro. See you bro. Niye bu kadar çok dövmen var diye sordum. Niye bu kadar çok dövmeniz var diye sordum da. Sanat bu çünkü diyor. Sanat olduğu için var diyor. Birisi çetelerden dolayı dedi. Birisi sanat dedi. Böyle yani. İnsanlar seviyorlar dövmeleri. Bu arada dostlar, son 5 yıldır neredeyse oynamıyorum. Yani çok böyle nadir, bir tek pandemide bir yıl boyunca ara ara oynuyordum. Nefesim o kadar çabuk tükendi ki 2 ucumdan sonra öldüm. Ama güzel oldu. Birinde tek sayıyla bitirdik, ben attım. Kanka kazandı. Diğeri de 2-2 bitti. Zaten sonra hal kalmadı bende. Tükendim. Dünyanın öbür ucunda bir gecekondu mahallesinde. Şu yaşadıklarıma bakın. Bazen böyle ben bile inanamıyorum dostlar. O kadar hızlı yaşıyorum ki şeyleri. Bir anda çeteler, bir anda uyuşturucu satıcıları. Ama tüm buna rağmen inanılmaz mutlu olan insanlar ve çocuklar. Filipinler'de her lokal yerde girdiğimde ben bu ülkeye daha çok bağlanıyorum. Bu ülkeyi daha çok sevmeye başlıyorum. Şu anda 6. günüm bu ülkede. Ve 6 günde yaşadığım şeylere bakıyorum. En güzel şeyleri bu tarz lokal yerlerde yaşadım gerçekten. Yine çocuklar. Hey bro. Hey bro. Yine çocuklar ve yine basketbol oynuyorlar. Bu sana gelsin diyor bakalım. Hakikaten bana gelsin. Bu sana gelsin dedi. Hadi bakalım atsın da bana gelsin. Bakın galiba hurdaları ayrıştırıyorlar burada da. Her şey iç içe. Hey. 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 Tam da bu noktadan sonra maalesef ki kameram hiçbir şekilde sesi kaydetmemiş. Ancak yine de bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim. Şuraya bakar mısınız dostlar? İnsanlar burada tuvalet atıklarının aktığı bir derenin yanında yaşıyorlar. Bildiğiniz bütün o mahallenin atıkları buraya, bu nehre, bu dereye toplanıyor ve insanlar onun kıyısında hayatlarını sürdürüyorlar. Mahallenin içerisinde insanların evlerinde elektrik, su gibi temel ihtiyaçları vardı. İnsanların birçoğunu sokakta yemeklerini yıkarken, çamaşırlarını yıkarken gördüm. Evleri ise tamamen derme çatma evler. Mahallenin içerisinde durum buraya göre çok daha iyiydi, ancak burada gerçekten çok büyük bir yoksulluk var. Ancak burada yaşayan insanların evlerinde suları maalesef ki yok. Maalesef ki bu görüntüleri uzun uzun sizlerle paylaşamayacağım, ancak yine de paylaşabildiğim kadarını bu şekilde sizlere göstermek istedim. Tüm bu yoksulluğa rağmen, fakirliğe rağmen, yokluğa rağmen insanlar halen daha inanılmaz derecede sıcakkanlılar. Etrafta öylesine bir koku vardı ki gerçekten uzun süre kalmamız çok çok zordu. Bu yüzden hızlı hızlı videomuzu çekip insanlarla sohbet edip çıkmaya çalıştık. Ama insanların sıcakkanlılığı beni gerçekten tekrardan ve tekrardan derinden etkiledi. Bu kadar zorlu hayatları olmasına rağmen insanların bu kadar neşeli olması inanılmazdı. Umarım bu insanların hepsinin hayatı en kısa zamanda çok daha iyi bir hal alır ve hak ettikleri güzel hayatı yaşamaya başlarlar. Filipinler'de inanılmaz bir uçurum var zengin ve fakir arasında. Bir yerde dünyanın en büyük AVM'lerini, bir yerde ise bu şekilde yaşayan insanları görebiliyorsunuz. Geçen bölümde mezarlıkta yaşayan insanları gördük. Bu bölümde ise bu şekilde hayatlar süren insanları. Umarım herkesin hayatı en kısa zamanda çok daha güzel bir hal alır. Thank you, bro. Got this. You're the best. Evet dostlar, an itibariyle sonunda konakladığım bölgeye geri döndüm.
yorucu ama bir o kadar da keyifli bir video oldu. Filipinlerin en tehlikeli mahallesi denilen mahalleye girdik. Gerçekten tehlikeli miydi, değil miydi? Gördük. Belki belli bölgede tehlikelidir ama ben o kadar büyük bir tehlike hissetmedim açıkçası. Her yerde bakabilirsiniz, Tondo mahallesi Filipinlerin en tehlikeli mahallesi olarak geçiyor. Ben bu mahalleyi sizlere olabildiğince gösterdim. İnsanlar inanılmaz bir ilgiyle yaklaştılar. İnanılmaz bir sevgiyle yaklaştılar. Yorucu, keyifli bir videoydu. Onların hayatlarına tanıklık ettik. Filipinler'de çok ilginç yerlere gidiyorum ve gitmeye de devam edeceğim. Filipinler'den birbirinden farklı, birbirinden güzel, iddialı videolar gelmeye devam edecek. Buraya kadar izleyen herkese söylüyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız ben her video attığımda haberiniz olur. Çok teşekkür ederim dostlar ilginiz için. Her geçen gün kanalımız büyümeye devam ediyor. Çok daha güzel yerlere geleceğiz umarım. Bir sonraki videoda Filipinler'de görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. El sallayamıyorum, ellerim dolu.